Abdülkadir Doğan, Acem makamı enfes. Acaba neymiş bakalım. Cennet Seddi, Abdülbasit, Abdülsamet. Bakalım. Tek nefes. Gerçekten dünyadaki en iyi Kur'an okuyucu ya. Hani bu kadar net söyleyebilirim yani. Bu kadar etkileyici bir tiz sesten sonra hiç sanki başka biri gibi, daha önce de aynısını yaşamıştım. Bu başkası herhalde diyeceğiniz kadar ayrı ve o pes renkte bir o kadar güçlü, net, kendi karakter sahibi. Hem tizi ayrı bir, ya ilginç, çok ilginç gerçekten. Abdülsamet çok şaşırtıcı bir okuyucu. Benzersiz bir okuyucu ya. İnanılmaz bir şey yani, sadece 53 saniye ama yetiyor yani. İki farklı karakter, iki bambaşka muhteşem karakter. İnanılmaz sürprizlerle dolu, muhteşem bir ses gerçekten. Arada çıktığı tiz rengin güzelliği, büyük bir ses aralığında söylüyor. Gerçekten çok büyük bir ses aralığı ve her sesin hakkını veriyor. Ya, muhteşem bir sesmiş ve muhteşem bir okuyucuymuş. Gerçekten inanılmaz ya. Bu kadar etkileyici olmak hakikaten çok büyüleyici. Kısacık bir pasajda bile yakalayabiliyorsunuz yani. Gerçekten inanılmaz. Bir sürü kayıt var burada. Bu bir kaydın, biz başka bir kaydını incelemiştik hatırladığım kadarıyla. Burada 4 dakikalık bir kayıt var. Bunu da dinleyelim. Bütün harfler kocaman. Dikkat edin. Sadece bir okuyuşun ötesinde. Gerçekten mükemmel ya. Tekniği de bir o kadar mükemmel. Ya eyyubel insanu ma garaka bi rabbike'l kerim.
ses tutabilmek için ne kadar büyük bir konsantrasyonu olduğunu da görüyorsunuz herhalde. Konsantrasyonla sizi dümdüz tutmak için müthiş bir emek sarf ediyor, enerji sarf ediyor. Zaten görüyorsunuz ya, müthiş bir enerji kaybı var. O bütün enerjiyi sesi tertemiz tutmaya harcamış ya. Çok özel bir okuyucuymuş gerçekten. Sadece Allah vergisi yetenekli değil. Kendi çalışması, kendi yaptığı şeyi mükemmelleştirici bir karaktermiş. Hep onun için uğraşan bir karaktermiş. Belli yani. Tertemiz. Tertemiz. Sabah. Geçki. Bambaşka bir ses karakteri geldi. Çıktıktan sonra normalde seste aslında bir esneme olur. Hışırtı başlar altlarda. Ama öyle bir net yer tutuyor ki, parlak, keskin ve güçlü bir yer tutuyor. Bastırmadan, yani yüklenmeden temiz bir ön bölge bulmuş ve hiç en ufak bir hışırtı yok içinde. Farkında mısınız? Tiz seslerinde de yok hışırtı. Burada yaşı da var. Olağanüstü ya. Hakikaten olağanüstü. Gerçekten muhteşem, benzersiz, hakikaten benzersiz, inanılmaz okuyor ya. Peki, gerçekten enfesmiş Abdülkadir Doğan. Başka, kulağını niye elle kapatıyor, kendini duyuyor. Elini kapat bak. Şöyle bir şey var, karşısında mikrofon var ya. Şimdi mikrofondan sesi gönderdiği zaman okurken, mikrofonlardan dışarı giden ses büyük alanda, artık nerede okuyorsa, cami veya büyük bir alanda, tekrar karşıdan yansıyarak geliyor ona. Ve kendi sesini sürekli duyduğu için çok rahatsız olur. Yani okumasını karıştırabilir. Bir de ileri giden ses hafif bir düşmeye de uğruyor. Yani atıyorum böyle hafif koma pesleşiyor karşıda. İleriye doğru gittiğinde. Dönüşte de öyle geliyor. O nedenle kendini buradan duyarak monitoring yapıyor. Yani şu an iç kulaklık takıyor ya herkes. O da bu şekilde yapmaya çalışıyormuş.